Bodrum'da bir grup çevreci denizlerin doğa süpürgesi olarak bilinen deniz patlıcanlarının yasal olmayan yollarla toplanarak satıldığını iddia etti. Deniz patlıcanlarının toplama izninin ise sadece Tarım Bakanlığı tarafından verildiği öğrenildi. Denizlerin doğa süpürgesi olarak da bilinen deniz patlıcanlarının toplanmasının denizlerde kirlilik yaratacağı iddia ediliyor. Özellikle yurt dışına ihraç edilen deniz patlıcanının kilosunun 200 ile 400 lira arasında olduğu ve Japonya'ya gönderildiği belirtildi. Deniz patlıcanlarının sadece Türkiye denizlerinde toplanmasına izin veriliyor. Deniz canlısının su altında doğal temizlik görevi gördüğü, bir tanesinin yaklaşık 150 ton deniz kumunu temizlediği çevreciler tarafından belirtiliyor. Deniz patlıcanı özellikle Ege ve Marmara denizlerinde çok sık görülüyor. Canlının toplanma yetkisinin Tarım Bakanlığı'nda olduğunu belirten Atbük Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Ferda Kılıç şunları söyledi. Bize 2 ay kadar önce bir arkadaş tarafından bir duyum geldi. Devlet tarafından yetkilendirilmiş, toplama yetkisi verilmiş. Dalgıççıların deniz patlıcanlarını toplatıldığını. Bu anlamda toplanan deniz patlıcanlarının özellikle Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildiğini, kozmetik sanayinde kullanıldığını, Uzak Doğu'da bunların izinlerinin iptal edildiğini, Avrupa'da da toplanmadığını, nedeninin de denizin doğal süpürgesi olduğu yönünde duyum almıştık, araştırdık. Evet, bir tanesi yaklaşık 150 ton deniz kumunu temizliyormuş. Deniz kumunu ağzından alıp ağır metalleri bünyesinde tutup kumu dışkı vasıtasıyla tekrar bırakıyormuş. Biz bunun üzerine çalışmalar başlattık. Özellikle medya kanalıyla duyurmaya çalıştık. Bu izinler neden bizde veriliyor? Bu izinlerin iptali için ne yapabiliriz? Biz dernek olarak zaten aynı zamanda Didim Tema gönüllü sorumlularıyız da. Ne yapılabilir diye. Şimdi biz bu aşamada dava açmak üzereyiz. Buradaki toplantıya da bu davayı açacağımız ve izinlerin iptalinde bize destek olmaları için geldik, ricada bulunmaya geldik. Tema Bodrum sorumlusu Haluk Ortaç ise konuyla ilgili şunları söyledi. Doğal varlıklarımızın başına ne geliyorsa yasal düzenlemeleriyle geliyor. Bugün toplantıya damgasını vuran yine denizler ki küresel ısınma dediğimiz zaman biliyorsunuz küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 2 tane önemli ilacı vardır. Bir tanesi ormanlardır. Orman varlığıdır. İkisi de denizlerdir. Denizin temiz olması da küresel ısınma ve biriken karbondioksit miktarının emisyonun azaltılmasında son derece doğal varlıktır. Bu toplantıda Uzak Doğu'ya ihraç edilmek üzere ve denizin dibindeki deniz patlıcanı veya deniz hıyarı dediğimiz denizdeki ekolojinin değişmez ve çok güzel bir unsuru olan bu ekolojik yapının bozularak, toplanarak, adeta talan ederek Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilmesinden kaynaklanıyor. Bunlar gerçekten arkadaşımın da dediği gibi denizi temizleyen, denizin süpürgeleri. Şimdi baktığımız zaman biz toprağımızın altını üstünü hallettik. Şimdi sıra denizlerin dibine geldi. Ve ne geldiyse bu hep yasal düzenlemeleriyle geliyor. Ne zaman bir yasal düzenleme yapılsa. Çünkü yasal düzenleme diğer ülkelerde bunlar yasak arkadaşlar. Diğer ülkelerin denizlerinde de var bu ekolojik canlılar, ekolojik değerler. Ama onlar maalesef izin vermediklerinden dolayı Türkiye'de bunlar izin ile ihraç edilir noktaya geliyor. Ve bunlar denizin kendi içerisindeki zaman içerisindeki temizlenmesinde önemli ekolojik değerler kendiliğinden yok edilerek denizlerimizin kirlenmesine ve denizlerimizin kirlenmesi sonucunda da o atmosferdeki toplanan karbondioksit gazının temizlenmesinin önemli bir silahını ellerinden almış oluyoruz. İzin ne zaman verildi? Ne zamandır izinler var? Bu izin Tarım Bakanlığı tarafından verildi. 2012 yıl içerisinde olduğunu tahmin ediyoruz. Ama hızla yayılıyor. Biliyorsunuz önce bu iş başlıyor. İzinler daha arkadan geliyor. Dolayısıyla biz sivil toplum kuruluşları olarak bu toplantıda bu izinlerin kaldırılarak deniz patlıcanlarının ve deniz hıyarlarının artık eskisi gibi işlevlerini ekolojik yapı içerisinde devam etmesini diliyoruz. İsteğimiz, dileğimiz bu toplantıda buna dile getirmek ve ilgililere özellikle Tarım Bakanlığı'na bu mesajı verebilmek. Didim Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Çelik ise şunları kaydetti. Deniz patlıcanları özellikle çupura balığının havyar bıraktıktan sonraki dönemde en önemli yiyeceklerinden birisidir. O nedenle de çupura balığının
sürdürülebilir popülasyonun devam etmesini istiyorsak deniz patlıcanlarını bitirecek derecede avlamamak gerekiyor. Bu doğrudur. Sadece deniz patlıcanları için değil, işte dağdaki geyiklerin de nasıl koruma önlemleri alınıyorsa aynı şekilde deniz patlıcanları, balıklar içinde, deniz canlıları içinde koruma önlemlerinin alınması doğaldır.